Alo. Alo, salom aleyküm, yaxşı mısınız? Aleyküm salam, rahmat. Örgən şəhər Rovdet biz topatkəndik. Hop. Ertəgə Rovdet keçiz kəli vatı Örgən şəhərə qoğuluk bergənim. Örgən şəhərə qanaqa iş boyca, o kimin işi boyca? Maratlı cinayət işləri boyca. Maratlı. Maratlı tanıyman, ləkin xəbərim yox cinayət işi boyca. Şu masala bu için, okey, ertege keçiz gerek, Urgan Şahri'ye Rovde'de de son 2'de bolin iltimas var. Ertege, ben az Toshkent'de ben ki, ertege barışım için, ben bugün yolga çıkışım gerek. Birinciden iş konumda mamma buladı. Ben iştiniz, siz geçiş geçi 24 saat vaxt var, benim onlar kere arız. Ben harcatlarım kim kapıla verirdi? Barış harcatım var, iş hakkım var, ben işe kemesem hakkımı vermezse, yani borgan yolga harcatlarım kim kapıla verirdi? Sını uzi zamanlaştı. Bu da cinayet işler boyunca masala kurtarılıyordu o zaman. Demek ki, uşbu halatta siz tergovchi cinayet işe, qaysidir cinayet işe guvoh sifatida jalb qilsa, albatta birinchidan sizga chaqiruv qog'ozi orqali murojaat qilish kerak. İkinciden, siz agar o'zingiz jinoyat ishi sizni ish yashash joyingizdan uzoqda joylashgan bo'lsa, boshqa viloyat, boshqa regionda joylashgan bo'lsa, O'zbekiston Respublikasi qonuniga muvofiq u davlat sizga bu xarajatlaringizni qoplab berish shart bo'ladi va ish beruvchingiz esa sizni ishingizni saqlab qolgan tarzda sizni jinoyat ishiga borishingizga ruxsat berish kerak bo'ladi. Bu haqda alohida buyruq chiqarilishi kerak bo'ladi. Boshqa xarajatlaringiz, yo'l-kira xarajatlaringiz, boshqa regionda yashashga bo'lgan yeyish, ichish va boshqa balkim gastinitsaga mehmonxonaga joylashish xarajatlarini davlat qoplab berishi kerak bo'ladi.